Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ilçedeki altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Başkan Oğuz Tekin, Haziran 2013 tarihinde tüm projelerin yapım aşamasına geldiğini ve geçtiğimiz Nisan ayında hayata geçirilmeye başladığını belirtti. İlçede 102 kilometre bir kanalizasyon inşaatına başladıklarını, henüz 63 kilometresinin bittiğini söyledi. Kanalizasyonla birlikte yağmur suyu toplama kanalları ve arıtma tesisi yapımı da hayata geçiriliyor. Geçici bir rahatsızlık verdiklerini, ancak bu çalışmalar olmazsa kanalizasyon suyunun içme suyuna karışma ihtimali olduğunu söyleyerek vatandaşlardan özür diledi. Havsa halkına daha medeni yaşam şartları sunmaya gayret ettiklerini de sözlerine ekledi. 30 ila 40 yıl kanalizasyon sorunu yaşanmayacağını, kanalizasyon inşaatı tamamlandıktan sonra da hasar gören yolların yapımına başlayacaklarını dile getirdi. Projenin bedelinin 10 milyon lira olduğunu, bunun %50'sinin SUKAP projeleri kapsamında hibe olarak aldıklarını, kalanının ise İller Bankası'ndan alınan krediyle ödendiğini belirtti. Evet, kanalizasyonlarımızı 2013 yılının 6. ayında tüm projelerimiz bitti. İlçemizde mevcut 102 kilometrelik bir kanalizasyon inşaatına başladık. Bunun ilk etapta yapacağımız 63 kilometrelik alanında yaklaşık %60 oranında bitirdik. Mahallelerimizin tümünü bitirdik. Şu an çarşı merkezinde çalışmalara başladık. Kanalizasyon inşaatımızın ile birlikte çarşı merkezinde yağmur suyu toplama kanallarını da bitireceğiz. Dolayısıyla Eylül ayı sonu itibariyle müteahhit firma bize kanalizasyon, yağmur suyu toplama ve arıtma tesisini bitmiş halde teslim edecek. Tabii bizler için çevre çok önemli. İlçe halkımıza bu anlamda biraz zahmet veriyoruz. Ama artık mevcut kanalizasyon hatlarımız SOS vermekteydi. Yani önümüzdeki günlerde daha farklı sonuçlar doğurabilirdi. İçme suyuna karışma ihtimali yüksek idi. Dolayısıyla Korge boruyla yaptığımız yeni hat çalışmaları ilçemizde en azından bir 30-40 yıl kanalizasyon probleminin olmayacağı anlamına geliyor. Biz öncelikle ilçe halkımızdan verdiğimiz bu geçici rahatsızlık için de özür diliyoruz. Ama çok daha hijyen, çok daha medeni bir şekilde ilçe halkımızın yaşaması için çalışmalar gösteriyoruz. Bu dediğim gibi seçim öncesi projelendirmiştik. Seçim öncesi bir iki mahallemizde başladık. Tabii kış sezonu münasebetiyle ara verdik. Nisan ayının biri itibariyle 5 ekip halinde ilçenin 5 bölgesinde çalışmalara başladık. Az önce de söylediğim gibi %50-60'lık bir kısmı bitti. Eylül ayı sonuna kadar da tümünü bitireceğiz. Ondan sonra da üst yapılarını, yani bu kanalizasyondan dolayı çökme olan yollarımızı, sokaklarımızı tadilatına ve yeni yapımına başlayacağız. Zaten malum yolumuz da asfalt yapılması bir ihtiyaçtı. Uzun süreden beri de bekliyorduk kanalizasyon inşaatının bitmesini. Ondan sonra hakikaten üst yapı çalışmalarıyla havzamızı çok daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Tabii bu projemizin bedeli, ihale bedeli 10 milyon lira. Bir şansımız da şu oldu: 10 milyon liranın
%50'sini SUKAP projeleri kapsamında hibe olarak almış olduk. Bu da ilçemiz için çok önemli bir fırsattı. Bunu kaçırmamamız gerekiyordu. Geçtiğimiz dönemdeki meclis üyesi arkadaşlarımızla gerekli incelemeleri, gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu kaçırılmayacak bir fırsat diyerek çalışmaya başladık. Tabii 5 milyon lirasını da belediyemiz olarak İller Bankası'ndan kredilendirdik. Bunun geri dönüşü de 200 ayda İller Bankası'ndan bize düşen paylardan kesilmek suretiyle geri ödemesi gerçekleşecek.